Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Adab-ı Siyam, bu bölüm orucun edepleri hakkında olacaktır inşallah. La yenbeği en teqtasire ala siyami ramadana fetetruke ticarete bin nevafili ve kesbi derecatil aliyeti fil feradis. La yenbeği en taktasir ala siyami ramadan. Yani sadece Ramazan orucuyla yetinmemen gerekir ki fetetruke ticarete bin nevafili. O nafilelerden elde edilen o ticareti terk etmeyesin diye. Ve kesbi derecatil aliyeti fil feradis. Firdevs cennetlerindeki o yüksek dereceleri kesbetmeyi yani terk etmeyesin diye. Yani maksat sadece Ramazan orucuyla yetinme, nafile oruçları da ne yap tut, nafile oruçlarını tut ki hem o nafilenin sevabını hem de o Firdevs cennetlerde cennetindeki yüksek dereceleri ne yapasın elde edesin. Fetetruke bir de fetetahassara. Sonra ne yaparsın? Pişman olursun. İza nazarta ila saimina kema tenzuru ila kevkebi durri ve hum fi a'la illiyin. Evet. Yani dünyadayken gökyüzünde parlayan yıldızlara baktığın gibi nafile oruçtanların o yüksek derecelerine bakar ve onların o menzilesine yükselememenin hasretini yaparsın, çekersin yani. Çünkü oruçtanların dereceleri yüksektir. Sen de kıyamet gününde onların o yüksek derecelerine bakıp da pişmanlık çekmeyesin diye sadece Ramazan orucuyla yetinme. Vel eyyamul fadilatul lati şehidetil ahbar bi şerefiha ve cezili sabi fi siyamiha yevmi arafa. Yani oruç tutmanın şerefine, üstünlüğüne ve sevabının çokluğuna cezili sabi fisiyamiha. Yani o günlerde oruçmanın sevabının çokluğuna şahitlik eden hadisler, o hadisler bazı günlerin, hani Efendimizin zikretmiş olduğu bazı hadisler vardır. O hadisler o günlerde oruç tutmanın şerefine ve o günlerde oruçmanın sevabına ne yapıyor? Delalet ediyor. Onlar yevmi arafa. Arafa günüdür. Yuva yevmi aşura. Aşura günüdür. Vel aşrul evvelu. Vel aşrul uvelu min zilhicce. Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Vel aşrul uvelu minel muharrem. Muharrem ayının ilk 10 gününde tutulan oruçlardır. Ve recebun ve şaban. Recep ve şaban ayında tutulan oruçlardır. İşte bu günler hakkında, yani bu günlerde oruç tutman hakkında ehbar dedi. Yani Efendimizin hadisleri bu günlerin şerefine ve bu günlerde oruçmanın ne yapıyor? Çok sevap olduğuna işaret ediyor. وَصَوْمُ الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ مِنَ الْفَدَائِلِ. Bir de haram aylarda tutulan oruçların da faziletleri vardır. Vahiyye, o haram aylar Zulkade ve Zulhicce ve Muharrem ve Recep. Vahidun ferdun ve selasetun serdun. Şimdi Recep tektir. Yani Recep o Muharrem aylarında, yani bu aylardan sadece Recep ayı vardır ama ve selasetun serdun. Bu Zulkade, Zulhicce, Muharrem peş peşe geliyor. Evet. Mesela Zilkadde, Zilhicce, Muharrem. Bak peş peşe geliyor. Ama Recep Cumadel Sani'den sonra geliyor. Cumadel Sani, Recep, Şaban, Ramazan. Yani bak şu 4 ay içinde Zulkade, Zulhicce, Muharrem peş peşe geliyor ama Recep tektir. Yani onların peşinden gelmiyor. Yani aralarında Recep'le bunların arasında bazı aylar vardır. O ne demek istiyor? Ve haza fi seneti. Demek ki bu senede
bu aylarda oruç tutmak gerekiyor. Ve ama fi şehri, peki ayda hangi zamanda oruç tutmak lazım? Hani bir ayda, bir ay içinde hangi zaman oruç tutmak gerekir? Fe evveluhu. Evvelinde, yani ayın ilk günü. Ve evsatuhu, ayın ilk, yani ayın ortası. Ve ahiru, ayın sonu. Bir de vel eyyamul beydu, eyyamı biz dediğimiz günlerde, yani ki ve esalisi aşer ve rabi aşer ve hamisi aşer. 13, 14, 15. günlerine yamil bid denilmiştir. O günlerde oruç tutulması gerekir. Ve amma fil usbe, peki haftada, yani bir hafta içinde hangi günlerde tutmak lazım? Fel isteyin. Yani pazartesi ve hamis ve cuma. Pazartesi, perşembe, cuma günü. Tabi cuma günü ya bir gün önce ya bir gün sonra. Fekeffir zunubel usbu'i bi yevmil isteyni vel hamis vel cumaati. Diyor sen o haftanın günahlarını pazartesi, perşembe ve cuma oruçlarıyla ne yap? O günahlarını gider diyor. Ve kefir zunub eşşehri bil yevmil evveli min eşşehri vel yevmil evsati vel yevmil ahri vel eyyamil biydi. Ay içinde yapmış olduğun günahlarını ayın başında, ayın ortasında ve ayın sonunda eyyami bir oruçtan tutarak o ayda yapmış olduğun günahları ne yap? Gider. Ve kefir zunub eseneti, peki bir sene içinde yapmış olduğun günahları nasıl ört? Neyle ört? Bi siyami hazil eyyami, bugünler oruç tutacaksın. Ve eşhurul mezkureti, ve o zikredilen aylarda oruç tutarak o sene içinde yapmış olduğun günahları ört diyor. Ve la tezunnenne izâ sumte enne savme huve terku taami ve şarabi vel vikâi. Diyor sen zannetme ki oruç tuttuğunda oruç sadece yemeği, içmeyi ve o cinsi münasebeti bırakmaktır, değil yani. Fakat kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kem min saimin leyse lehu min siyami illel cu'u vel ataş. Nice oruçtanlar var ki oruçtan ona kalan sadece açlık ve susuzluktur. Bel tamamu siyami bi kefil cevarihi kulliha amma yekrehullahu teala. Diyor belki orucun tamamı, yani orucun tam kamil olması neylendir? Bi kefil cevarihi. Azaları men ediyorsun, külliye bütün azaları men ediyorsun. Amma yekrehullahu teala. Neden men ediyorsun? Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan. Ve yenbagî en tehfazel ayna anin nazari ilel mekârihi. Senin için diyor gereklidir ki gözünü muhafaza edeceksin. İlel mekârihi. Yani böyle haram olan şeylere bakmaktan gözünü ne yapacaksın? Engelleyeceksin. Ve lisan anı nutki fi ma la yani, seni ilgilendirmeyen şeyleri konuşmaktan dilini muhafaza edeceksin. Ve uzuna anil istima ila ma harrama Allahu azza ve celle. Kulakların da Allah'ın haram kıldığı şeyleri dinlemekten koruyacaksın. Niçin? Fe innel mustami'a şirikul qaili ve huve ahadul muhtabeyni. Çünkü diyor gıybeti işiten de dinleyen de o gıybet yapan kişinin ortağıdır. O da dinleyen kişi de ve huve bu müstemi' ahadul muhtabeyni, gıybet edenlerden biridir yani. Her ne kadar kendi gıybet etmese gıybeti dinliyor, razı oluyor. O da o günaha ortaktır diyor. Ve kezalike tekuffu cemi'el cevarihi kema tekuffu'l batne vel ferce diyor. Oruç tutarken nasıl ki mideni ve avretini muhafaza ediyorsan, yani yemeden, içmeden, cinsi münasebetten kendini muhafaza ediyorsan, bütün organlarını da muhafaza etmen gerekir. Fefil haberi. Bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur. Hamsun yufattirne es-saime. Beş şey var ki oruçluyu iftar ettirir. Yani orucunu bozar. El kezibu vel gıybetu vel nemimetu vel yeminul kazibetu vel nazaru bi şehveti. Yalan, gıybet, laf götürüp getirmek. Vel yeminul kazibetu, yalan yere yemin etmek. Bir de vel nazaru bi şehvetin, şehvetten
kendine helal olmayan kadınlara bakmak. Ve kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem innemâ savmun cünnetun, oruç sadece, yani oruç ancak bir kalkandır. Fe izâ kâne ahadukum sâimen, sizden biriniz oruçlu iken, oruçlu olduğu zaman felâ yerfus velâ yecel. Yani felâ yerfus, böyle azdan kötü kelimeler, müstehcen şeyler çıkmasın. Velâ yecel, câlik yapmasın. Fe in imru'un qâtelehu ev şâtemehu, birisi onunla dövüşürse de ona söverse felyekul inni saimun desin. Ben oruçluyum yani. Seninle muhatap olmam desin. Sümme iştehit. Sonra diyor. Sonra çaba göster. Gayret et. En tuftire ala ta'amin halalin. Yani halal yiyeceklerle orucunu açmaya gayret göster. Ve la testeksir. Fazla da yeme. Yani yemeği çoğaltma. فَتَزِدَ عَلَى مَا تَأْكُلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ. Her gece yediğinden daha fazla ziyade etmesin. Her gece mesela bir tabak yiyorsan, oruçluyken iki tabak yeme. فَلَا فَرْقَ اِذَا اسْتَوْفَيْتَ مَا تَعْتَادُهُ اَنْ تَأْكُلَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً اَوْ دَفْعَتَيْنِ. Yani diyor, senin bir gece ya da gündüz yemiş olduğun iki öğünü bir günde alırsan, o zaman senin oruçlu olmanla olmaman arasında bir fark kalmaz. Fela farka, fark olmaz. Yani oruçlu olmanla olmaman arasında ne zaman? İza stevfeyte, yani iza ekelte ma te'ataduhu, alışmış olduğun, nedir o alışmış olduğun? En tekulehu defaten vahideten ev defateyni. Yani her gün yediğin, mesela günde iki öğün yemek yiyorsun. Sen bu iki öğün yemeği iftar vaktinde bir seferde yersen, o zaman ne farkın kaldı ya? Yani oruçlu, hani oruç olmadığı zaman günde iki öğün yiyordun. Oruçlu olduğun zaman iftar vaktinde de o iki öğünü bir kere, bir defa da yersen diyor, ne farkın kaldı o zaman? Orucun bir farkı olsun yani. Onu demek istiyorum. وَاِنَّمَا الْمَقْصُودُ كَسْرُ شَهْوَتِكَ. Oruçtan maksud nedir? Şehvetini ne yapmak? Kırmak. وَدَعْفُ قُوَّتِكَ. Kuvvetini böyle zayıflatmak. İçin لِتَقْوَ بِهَا. O oruç sebebiyle kuvvet kazanasın. Neye? عَلَى التَّقْوَى. Takva üzerine ne yapasın? Kuvvet kazanasın. Yani. Takvan fazlasın. Asıl masal budur. اِفَيْزَا كَتَ عَشِيَّةً مَا تَدَارَكْتَ بِهِ مَا فَاتَكَ دَحْوَةً. O zaman فَلَا فَائِدَةَ فِي سَوْمِكَ وَقَدْ سَقَلْتَ عَلَى مَعِدَتِكَ. Dün gündüz senin için kaçmış. Mesela gündüz yemeği yemiyoruz. Sen onu tedarik edersen, akşamleyin yerken o gündüz kaçırdığın yemeği de yersen, o zaman senin orucuna bir fayda yoktur. Ve böylece sen mideni de yormuş olursun, ağırlaştırmış olursun. وَقَدْ سَقَلْتَ عَلَى مَعِدَتِكَ. وَمَا مِنْ وِيَعِنْ اَبْغَدَى اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ مِنْ بَطْنٍ مُلِئَ مِنْ حَلَالٍ. Diyor, hiçbir kapı yok ki, işte burada İmam-ı Gazali o mideyi bir kaba benzetiyor. Mideyi ne yapıyor? Bir kaba benzetiyor. Hiçbir kabı yok ki Allah'a böyle Allah'ın hoşlanmadığı halaldan dolan karından daha Allah'a böyle hoş olmayan bir kabı yoktur yani. Her ne kadar mideni helallerle doldursan bu Allah'ın hoşuna gitmez yani. Yani helal lokmayla da olsa mideyi böyle tıka basa doldurmak Allah'ın en çok buğz ettiği şeylerdendir. Ve izi arafta ma'na savmi, sen orucun manasını bildiğinde, mesela sen orucun manasını bildin. Yani o faydalarını öğrendin. Festek sirminhu mesleta'da. Gücün yettiği kadar oruç ne yap? Orucu çoğalt. Çok oruç tut yani. فَاِنَّ اَسَاسُ الْعِبَادَاتِ. Çünkü oruç ibadetlerin aslı temelidir. وَمِفْتَاحُ الْقُرْبَاتِ. Allah'a yakın olmanın anahtarıdır. قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِيَةِ دُعْفٍ. Her iyilik 10 katına kadardır, ta
700 dafin, 700 kata kadar çıkar niyete göre. İlla siyama fe innehu li ve ene eczi bihi. Çünkü oruç hariç. Çünkü o benim içindir. Sadece kişi benim için o orucunu tutar. Ama onun da mükafatını ben veririm. Yani maksat onun mükafatı çoktu. Zaten Allah bütün mükafatları veriyor. Ama burada onun önemine binaen ve ene eczi bihi. Sadece ben vereceğim yani. Ve kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezi nefsi biyedihi lehalû لَخَلُوفُ فَمِي سَائِمِ اَطْيَبَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ Oruçlunun ağzının kokusu Allah katında miskin kokusundan daha böyle hoştur. يَقُلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنَّمَا يَزَرُ شَهْوَتَهُ وَتَعَامَهُ وَشَرَبَهُ مِنْ اَجْدِ diyor. Kişi yazarı terk ediyor, şehvetini, yemesini, içmesini benim için. فَسْيَامُ لِي Oruç madem öyle oruç benim içindir ve ene ezzi bihi ve onun mükafatını ben vereceğim. Çünkü insan yemeğini içmeyi niçin bırakır? Allah rızası için. Niçin nefsini arzuladığı şeyleri terk eder? Allah rızası için. Demek ki Allah rızası için oldu. Allah da onun mükafatını verecek. Çoktur demek mükafatı. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem lil cenneti babun yuqalu lehu rayyan. La yadhulu illa saimun. Cennette Reyyan adında bir kapı var. Ancak oradan oruçlu olanlar gider. Ve izâ dehalûhu uğlika. Oruçlanır o kapıdan girdikten sonra kapanır. Bir daha açılmaz. Ve hâzel kadru min şerhi ta'ati yekfike fî bidayetil hidâye. Bu ibadetler bölümünün açıklanması, yani bu miktar, yani hidayetin başlangıcında sana kafidir. Yani ibadet için bu sana açıkladığım şeyler senin için bu miktar, hani bu senin için yeterlidir. Ama sen fazlasını istersen فَاِنْ اِحْتَجْتَ اِلَى الزَّكَاتِ yani sen daha zekata اَوْ الْحَجِّ اَوْ اِلَى مَزِيدٍ فِي شَرْحِ سَلَاتِ وَسِيَامِ senin zekata, hacca, bu ibadetlere de ihtiyacın olursa ya da namaz ve orucun daha çok böyle açıklanmasına ihtiyacın olursa فَتْلُبْهُ onları talep et. Nereden? Mimma evrednahu fi kitabı İhya-i Ulumiddin. Bizim İhya-i Ulumiddin adında kitabımızda zikrettiğimiz şeyleri zenne yap, oradan talep et. Mesela zekat bahsini orada açık, daha geniş açıkladık. Hac bahsini İhya'da daha çok açıkladık. Mesela namaz, oruç, bu bahisleri İhya'da daha çok açıkladıksan oradan bunları ne yaparsın? Bulursun. Fettubuhu tecidhu inşallah. Sen onu orada bulacaksın. Yani senin İstediğin o bilgiler orada var. Sen talep edersen o kitabımı mutala et. Orada onları bulacaksın, faydalanacaksın inşallah Teala. Allah dilerse. Ve ahiri du'avana enilhamdülillahi rabbil alemin.